CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci doz aşısını oldu. Bekledik. Bir açıklama yapar ve şöyle der mi diye. Hükümete teşekkür ediyorum. Avrupa ülkelerini bile geride bıraktık. Aşı tercihi doğru yapılmış. Türkiye aşılamada dünyada ilk sıralarda. Yaşlı vatandaşlarımız aşılandı. Hatta sağlık görevlileri evlerine, ayaklarına kadar giderek işi halletti. Ama demedi. Bunları da bırakın eleştirmeye tam yol devam etti. Karşıt siyasi görüşteki vatandaşların bile takdir ettiği bu konuya da istismar yolunu seçti. Anti siyaset böyle bir şey işte. Almanya'daki Türk asıllı vatandaşların sırf aşı olmak için Türkiye'ye geldiklerini duyuyoruz. Almanya değil de Türkiye tercih ediliyor. Ankara kulislerinde birçok iddia konuşuluyor. Kemal Bey İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını aday göstermek istemiyormuş. O böyle düşüne dursun. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çoktan hazırlıklara başladılar bile. Hatta aralarındaki gizli rekabet her yerde konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni stratejisi şöyle. Millet İttifakı düşük profilli Cumhurbaşkanı adayı belirleyecek. Bu adayın siyaset dışı olma ihtimali de yüksekmiş. Aslında yeni bir şey değil. Daha önce de denenmişti. Ekmelettin İhsanoğlu'nu hatırlıyorsunuz değil mi? Aldığı oyla hayal kırıklığına neden olmuştu. Düşük profilden kasıt da boş koltuk stratejisi. İyi hoş da Düşük profilli biriyle seçimi nasıl kazanacaksın? Kemal Bey'in planına göre Millet İttifakı içindeki partilerin genel başkan yardımcılarından birer kişi bu düşük profilli adayın yardımcısı olacakmış. Geçiş dönemi için düşük profil parlamenter sisteme geri dönüşü sağlayacakmış. Tüm anketlerde AK Parti %40'ların üzerinde çıkıyor. MHP 12-14 bandında. Hayır yani parlamenter sisteme dönülse muhalefet için ne değişecek? Komik. Önceki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapacaktı. Son dakikaya kadar ısrar etti ama olmadı. Bugünlerde durum farklı. Abdullah Bey'in yakın çevresine 2023'te aday olmayacağım dediğini duyduk. Daha çok zaman var. Köprülerin altından çok sular akar. Ama şu an mevcut tablo böyle. Başka önemli gelişmeler de var. Abdullah Bey tam 9 aydır Ali Babacan'la görüşmüyor. Halbuki Ali Babacan'ı siyasete sokmak için ne terler dökmüştü. Her hafta görüşülüyor, strateji belirliyorlardı. Ali Babacan, Abdullah Gül'ün sözünden dışarı çıkmıyordu. Ama işler tersine döndü. Babacan, Gül'e yakın pek çok ismi partiden temizledi. Aralarına kara kedi girdi. Bakalım daha ne olacak? Babacan'ın yeni stratejisi muhafazakar Kürt oyları üzerineymiş. Peki HDP ile birlikte yürürken bu nasıl gerçekleşecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun boş koltuk stratejisine Meral Hanım pek sıcak bakmıyor. Nedenini kendi ağzından dinleyelim. Benim önerim şu olur. Seçmende karşılığı olan, bununla yol yürüyebiliriz diyeceğimiz bir arkadaşla yürümesi faydalı olur. Millet İttifakı'nda işler gerçekten pek iyi gitmiyor. Seçimler 2023'te. 2 yıldan fazla süre var. Her kafadan ayrı ses çıkıyor. CHP, İyi Parti ve Saadet içinde ciddi tartışmalar var. Her şey birbirine pamuk ipliğiyle bağlı. Üçüncü bir ittifaktan sıklıkla söz ediliyor. Peki kimlerden oluşacak? Muharrem İnce'nin mesela hiçbir ittifak içinde yer almayacağı konuşuluyor. İyi Parti'de HDP'ye karşı çıkanların istifa edip Ümit Özdağ ile hareket edeceği belirtiliyor. Mustafa Sarıgül de kararsız. Fatih Erbakan'ın Meral Akşener'i ziyareti dikkat çekiciydi. Muhalefet kanadında şimdilik herkes birbirini kolluyor, hamlelerini izliyor.